Merhaba, selamlar. Ben Özel Çarpı İnsan Atölyem'e hoş geldiniz. Yaklaşık 6 aydır kanalıma video atmıyorum. Bunun sebebi atölyem yeni bir yere taşımam ve yeni bir işe başlamam kaynaklı. Yeni bir işe başladım. İşimden kazandığım parayla da yeni atölye malzemeler aldım. Az sonra göstereyim sizlere. Yeni atölye malzemeler alınca kendi kendime dedim ki madem malzemeler yeni, atölye yeni olsun dedim. Bu yüzden evimdeki farklı bir odamı atölyeme çevirdim. Zaten az sonra size atölyemi gezdireceğim. Bundan sonra hem işime hem atölyedeki projeye devam edeceğim. İşimin biraz oturmasını bekledim. Bu da 4-5 ay gibi zaman aldı. Ama şu anda işlerimi oturttu. Projelerim de yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Tabii işimden kazandığım parayı projeme yatırmak. Yani projelerim eskilerinden daha kaliteli, daha güzel, daha gösterişli olacaklardır. Bunlardan emin olabilirsiniz. Şimdi izninizle ben üstümdeki ceketi çıkartayım ve size atölyeme aldığım malzemeyi yavaş yavaş tanıtayım. Aldığım malzemeyi önüne koydum. Şu anda kartajda gözükmüyor. Yavaş yavaş göstereceğim. Bunları kendime demirbaşı olarak aldım. Bunların üstüne tabii ki de yeni ekipmanlar eklenecekler ama şu anda sürekli olarak kullanacağım malzemeler. Şöyle bir adet kendime bir dolama alet aldım. Şunun içinde altı pot kolda var. Burada bir adet lehim tabancam var. Burada bir adet silikon tabancam var. Onun dışında kendime yine bir dremel seti aldım. Piyasadaki en ucuz dremel setlerinden bir tane. Hatta en ucuzuydu. Şimdilik işlerimi görür diye bunu tercih ettim. Fiyatına göre aşırı kaliteli bir ürün. Çok az fiyatla çok büyük işler yapıyor. Sonra kendime gittim bir adet 3D kalem aldım. 3D kalemin yanında bir adet filament aldım. Bunları proje yaparken ufak tefek şeyler lazım oluyor. Onları el becerimle yapmayı planladığım için aldım. Ne gibi sonuçlar çıkartacak gerçekten bilmiyorum. Evet, Arduino başlangıç setim var. Bu seti de atölyenin açılışına özel aranızdan bir kişi hediye etmek istiyorum. Nasıl katılacağınızı video açıklama kısmında belirteceğim. Şimdiden bol şanslar dilerim. Şimdi kamerayı ters çevireceğim ve gerçek ekipmanların olduğu yeri göstereceğim size. Evet, gerçek ekipmanların bulunduğu masam burası. Bu masam benim eski bir yatak altıydı. Bu yüzden bu masanın üstüne ne yaparsam yapayım hiç üzülmeyeceğim. Tekrardan değiştirebilirim. Duvara monte edebilirim. Şu anlık sağlam gibi gözüküyor. Tabii ilerleyen süreçte ne olur bilmiyorum. Az önce de gösterdiğim malzemelerimi buraya dizdim. Sırasıyla gördüğünüz gibi malzemelerim bunlar. Atlarım, maket bıçaklarım, silikon tabancalarım, eskiden kullandığım ekipmanlar, yeni aldığım ekipmanlar her biri bu masada gördüğünüz gibi. Sizlerden tek bir rica, ben bu işe bir emek veriyorum, sizden de emeğimin karşılığını istiyorum. Biliyorum şu anda projem pek kaliteli olmayabilirim. Sizin sayenizde bu projenin kalitesi artacaktır. Sizin sayenizde derken neden kastediyorum? Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğeni butonuna bastık. Bir de öneriniz olursa yorumlar kısmına yorumunuzu attığınızı bekliyorum sizden. Siz yorum attıkça olumlu da olsa olumsuz da olsa ben bunları önemseyip kendime bir şeyler katıyorum. Olumlu yorum beni sevindirir, olumsuz yorum daha çok sevindirir. Neyi yanlış yaptığımı anlarım, bu sayede kendimi düzeltirim. Bu panelde böyle şimdilik işimi tamamlayacak ekipmanlarım var ama ilerleyen süreçlerde projeler gelişecekçe bu ekipmanlar da bana yetmeyecek. Bu yüzden sizin bana abone olmanız bana yeni sponsorların gelmesini sağlayacaklardır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Atölye ekipmanlarım da bu kadar. Az sonra bunları yakından görürsün. Çekeceğim videonun devam kısmına koyacağım. Atölye yeni ekipmanlar ve yeni projeden oluşan videomuz sonuna geldiniz. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi ve diğer videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çılgın projemde görüşmek dileğiyle.